rahatsız olurum ben normal. Şimdi bir robot insandan ya bu nasıl böyle bir şey yapabilir? Neyse gelin. Videonun başında şöyle bir uyarı var. Bu videoda bazı rahatsız edici görseller bulunmaktadır diyor. Rahatsız olacaklar varsa çıksınlar. Halbuki iğrenç yemekler müzesi bu. İsveç'teymiş. Eminim bir sürü hayvan falan vardır diye düşünüyorum. İzlemesek mi ya? Niye böyle bir şey izliyoruz ya? Ha, Uras Bey'in ne oldu videosu ya? Bu video bana o kadar oradaymışım gibi hissettirdi ki aşırı samimi bir çekim olmuş. İşte en güzeli. Bakalım bir izleyelim görelim neymiş. Burası dünyanın en iğrenç yemekleri müzesi. İçeride değil yemek. Ve içinde de Türk yemeği de varmış. Bak pinkler, pinkiler, fare yavruları. Bakmak bile istemeyeceğiniz yemekler var. Bu müzenin videosunu çekmek için sabah erken kalktım. Danimarka'ya gittim. Oradan 8 kilometrelik Øresund Köprüsü'nü geçip ülke değiştirdim. İsveç Malmö'ye geldim. Kanallar arasında yürüdüm. Ve en sonunda buradayım. Dünyanın en iğrenç yemekleri müzesindeyim Malmö'de. Size bir şey göstermek istiyorum. Mekanın bileti kusma torbası. Üstünlüğü bak. Yok artık. Bir şey söyleyeceğim. Buraya bütün çetle birlikte gidip aslında var ya can oraya. Adult. Arkasında da şöyle bir şey veriyorlar. Hangilerini denedik? Her şeyi deneyip kusmazsak eğer bize teşekkür edeceklermiş. Biz neler yedik ya? Beni bilmiyorlar. Neyse şu kırmızı çizgiyi takip edeceğim. İleriye doğru gideceğim. Bakalım karşımızda ilk ne var? Şu arkamdaki masa tehlikeli yemekler masası. Bunun nedenini anlayacaksınız. Çünkü gerçekten bu yemekleri yedikten sonra ölebilirsiniz. Bunları tattırmıyorlardır inşallah. Yeme bu kadar değil. Mesela şurada larp diye bir yemek var. Papaya bitkisiyle çiğ balık ve veya çiğ et yeniyor. Yenir. Göversin. Şöyle adı da burada. Larbı yerseniz karaciğer kelebeği enfeksiyonu olabiliyorsunuz. Bu da kanal kanserine neden olabiliyor. Kuduz bulaşma riski var çünkü yabani hayvanlardan yapılıyor ve yenmez. Tayland'da özellikle bu konuda bu yüzden ölen çok fazla insan varmış. Ve envai çeşit adını bilmediğimiz bir ton parazit rahatsızlığına da neden olabiliyormuş. O yüzden bunları tattırmıyorlar. Ama yanındaki daha da ilginç. Yollardan toplanan, arabaların ezdiği hayvanlardan yapılan yemekler. Roadkill. Bu bir beslenme arkadaşlar. Ve Amerika'da özellikle ezilen hayvanları toplayıp yiyen insanlar var. Mesela bu bir sincap anladığım kadarıyla. Adam bunu yerden kazıyor, kürekle atıyor, mangalda yiyor. Zaten leş yemiyoruz ya biz. Bunun yenmemesinin bazı nedenleri olduğunu düşünüyorum. İnanılmaz rahatsızlıklara neden olabiliyor. Trichinella, roundworms, common and man animals. O bayağı sıkıntılıymış ya. Diarra. Yani bu yoldan toplanan hayvanları yiyenler. O bayağı sıkıntılıymış ya. Diarra. Yani bu yoldan toplanan hayvanları yiyenlerde böyle ölümcül rahatsızlıklar olabiliyormuş. Gerçekten tehlikeli bu. Yemek. Bütün o iğrenç yemeklerin arasına bir ara vereceğim. Bir de shopları var yani dükkanları var. Burada da çok iğrenç şeyler var. Bakın acı soslar. Bu arada içeri girince inanılmaz bir koku var. Onun için böyle burun tıkacı. Bunun ne olduğunu bile anlamadım. Bunları alırım ayrıca bir video yaparım. İşte acı. Bu ne ya? Neremize? Ağzımıza mı? Neyse. Bu Lil Nitro. Bunu çok isterdim. Bir jelibon bu. Dünyanın en acı jelibonu. Fakat gel gör. Ulan bir ara furya vardı ya. Dünyanın en acı biberleri yok. Bilmem ne bilmem ne. Orkunlardan da önce. Pataküte yapıyorlardı ya. Oturup onları izliyordum bütün gün YouTube'da. Geberenler. Ki? Ha yok, skolpin midir, skopin midir, nedir? Bunda jelatin vardır, evet var. Ve bu domuzdur, bunu yemek istemem. Yapacak bir şey yok. Tabii neler yiyeceğiz de ne bileyim işte öyle hassasiyet gösteriyorum o domuz içine. Bu da dünyanın en acı çikolatası. Bunları alıp tadarız. Bu ne ya? Çekirge larvaları. Bak aşağıda da ha bimbuzutlar bunları zaten iyi biliyorsunuz çok yaptık. Bu neymiş? Pipo şeklinde tatlı. Allah Allah. Şimdi size başka bir şey göstereceğim. Ake fruit. Jamaika'da ake diye bir meyve. Özellikle olgunlaşmışları 100 kat daha zehirli ve buna rağmen bunu yiyorlar. Jamaika kusma hastalığına neden olabiliyor. Beyine benziyormuş yapısı. Yani bunun özellikle olgunlaşmışını yerseniz neredeyse kesin ölüyormuşsunuz. Hem de kusa kusa ölüyormuşsunuz ya. Niye? Böyle garip, tehlikeli yiyeceklerin... Yeme kardeşim. Niye yiyorsun ya? Yeme ya.
Çok aç oldukları için olabilir bazı yerlerde, onu yemek zorunda kalıyor olabilirler. Sadece işte tropik ülkelerde olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Mesela Stammurkla diye bir şey. Bu İsveç mantarı doğru şekilde pişirilmezse ölüme neden oluyormuş. Bakın baya böyle ishal misal götü tutamıyor musunuz ya? Kusmamusu her şey var. Eğer laboratuvarda üretilmediyse ev kiranızın 5 kat artmasının nedenini gösteriyorum size. Bu yarasa. Bakın hatta burada yazıyor. Hayır, yesen de öleceksin, yemesen de öleceksin değil. Ölmeme şansım var, anladın mı? Bu değerlendiriyor. Yani Covid-19'a sarsa falan neden olduğu söylenen yarasa bu. Şu yenir mi ya? Ya bir hastalığa neden olmasına gerek yok. Ya şu arkadaşlar yenir mi anasını satayım ya? Bok ye. Adamın asabını bozuyorlar ya. Mesela bu da gördüğüm en iğrenç şeylerden biri. Mumya balı, ceset balı da deniyor. Orta Doğu ve Uzak Doğu tıp metinlerinde bahsedilen ölmeden önce tamamen balla beslenmiş bir adamın ölümden sonra bal içinde mumyalanarak saklanmasıyla elde edilen ve şifalı olduğuna inanılan bir bal. Bu balın yaraları iyileştirdiği, enfeksiyonları önlediği ve ömrü uzattığını düşünmüşler. Ayrıca tarihte Türkler tarafından da kullanılmış deniyor ve hatta sırf insanlara faydam olsun diye bu balın içine bile bile gömülen insanlar bile olmuş. Şurada çok acayip bir şey gördüm gerçekten. Yani eşimin adını gördüm. Yani güzeller güzeli eşimin adı dünyanın en iğrenç yemekleri müzesinde. Çünkü yanlış bilmiyorsam bıldırcın yumurtası, polen, kakao, bir de bunun ne olduğunu bilmiyorum. İspanyolca'da mı işte Portekizce'de mi ne, kurbağalar rana ismiyle anılıyor, rana. Bunları şunda karıştırıyorlarmış arkadaşlar. Böyle bir mix yapıyorlarmış. Arkada da bir de... Bak bu harbi protein işte. Dayı var görüyorsunuz. Yemeğin adı da rana yimaka. Ya şu yenir mi ya? Yenir. Bu yenir ya. Bu ne? Balık gibi. İstavrit gibi. Yersin bunu. Kıtır kıtır yersin. Canım çekmedi. Canım çeken var mı? Küçüğü var bak. Koca baştan. Ha, evreleri. Enteresan. Bu tehlikeli değil. İğrenç. Birçok şeyi göstereceğim size. Mesela 1985'te glikol wine scandal diyor. Yani şu 1982'de bir ton insan bir üzümün içindeki bir toksik maddeden zehirlenmiş. Ve bu haber olmuş bayağı. Bakın şarap şu. Rengi bu. Daha sonra 1985'te Kanada'da bir balıkçı John Fraser bir tane tunayı bir Kanada bitkisiyle birleştirmiş ve iğrenç bir yemek çıkartmış ortaya. Olay şu. Ama burada deneyimlemekle alakalı bir bölge var. Bayağı iğrenç şeyleri size orada denetiyorlar. Oraya da gideceğim. Bu masayı yemek skandallarına ayırmışlar. Şarap skandalı, tuna skandalı. 2008'de sütün içinden çıkartılan bir malzemeyle yapılan bir şeyin birçok insanı zehirlediği yazıyor Çin'de. İşte bu neymiş? Breast milk. Bak bunlar onaylanmış ve piyasaya sürülmüş yemekler ha. Yani bayağı çıkmış ve zehirlenmiş insanlar. Anne sütünü kavanozlayıp satmışlar ya. Böyle bir şey olur mu? Hem de nerede? Bütün dünyada. Midem bulandı. Neyse işte burada başka bir civil milk. Amerika'da 1800'lü yıllarda yine bayağı... Videonun evet, o yüzden şey yapıyorum. Videoyu durdurup konuşuyorum. Çok yorum yapmıyorum o yüzden. Adam öldürmüşler süt tozundan. Bu neymiş? Endonezya'da pengdüğü medül diye bir şey. Oha, dokunmak bile ölümcül. Muzu çeşitli şekillerde kızartıp başka malzemelerle karıştırarak bir yemek ortaya çıkarmışlar. Şu yemek göstereceğim size şimdi. Ve inanılmaz bir zehir ortaya çıkarmışlar. Telefonum düştü ya. Telefon günde 100 kere düşüyor. Burada İsveç'te bir şey oldu. Bakın yemek şu. Bunu muzdan yapmışlar. Dokunmak bile ölümcülmüş arkadaşlar. İnanılmaz. Oklamayın diyor bir de. Burada Amerika'da yine 1985'te yanlış yapmışlar ricotta peynirini. Bir ton adam ölmüş. Bu arada dünyanın en zehirli şeylerinden biri. Zehirli demeyeyim aslında. Alerjik olarak insanları çok zorlayan bir şey bu yer fıstığı. Lan 10 kilo yiyorum ben bazen. Fakat ya. Burada da 20 bin kişi zehirlenmiş. Şu marka yer fıstığındaki yanlış bir işlemden dolayı. Ve marka 143 milyon dolar tazminat ödemiş. Oo. 143 milyon dolar. İyi para. Bu ne ya? Bu iğrenç bir şey ama. Yine domuzları var ya, fare de aslında Gine domuzu diyorlar. Çok kötü. Arkadaşlar Gine domuzu, bunu Güney Amerika'da yemek olarak yetiştiriyorlarmış ya. Bayağı kızartıyorlarmış hayvanı, aynen böyle. Birazdan koku... Bir de giydirmişler oğlum ya. Kutlamalı bölümlere geldi. O en iğrenç kokulu yemeklerin kokusunu kavanozlara hapsetmişler. Biz de gece gömüyoruz bunun kelleyi.
Bizim galiba kısım burada. Şimdi de koklama turuna başlıyorum. Şunlar var ya, pamuklara bu yiyeceklerin kokularını sindirmişler. Teker teker koklayacağım. Önce stinky tofu, kötü kokan tofu. Bu yiyeceği yerinde, Çin'de, Tayvan'da Rıfat'ın kulakları çınlasın. Onunla beraber yedim. Çok kötü kokuyordu. Şimdi bir daha hatırlayalım. Alışamıyorum ya. Gerçekten alışamıyorum. Şurada da başka bir şey var. Danimarka'nın uzun süre bekletilmiş bir peyniri. Gamle Oles Farfar. Koklayalım Gamle Oles Farfar'ın kokusunu. Hangisi daha kötü kokuyor derseniz hala bir numaram kötü kokan tofu. Devam ediyoruz. Dünyanın en kötü kokan yiyeceği orada benim. Size yaptığım bir hatadan bahsedeceğim. Araya bir şey giriyorum. Geçen gün bahçedeki çimleri biçtim. Şimdi bunda uğraşanlar, tecrübesi olanlar bana götüyle gülecek. Çimleri biçtim. Ondan sonracığıma büyük böyle bir plastik kutum vardı. Biç makineyle ve de köşe almalarla. O çimlerin hepsini o kutunun içine attım. İçi de su doluydu. Yaklaşık 4 gün 5 gün kaldı orada. Tamam mı? Ulan şimdi çürüyen bitki gübreleşiyor ya bir noktada. Ne güzel kokar değil. Yani hani sanki taze bir boku almışım ve böyle bütün vücuduma uyguluyorum gibi bir hissiyat. Ya bok kokusu az kalır yanında. Onu aldım ben. Aklımda öyle bir şey yok. Öyle kokuyordur falan diye bir şey yok. Üstü hala çim, altı balçık olmuş. Böyle nasıl diyeyim? Yumuşacık. Su da vardı ya içinde. Ağır da 20 litre mi ne o kutu. Aldım böyle onu. Bahçenin, benim çitlerin oradan böyle bir yaptım ama yapamadım. Yüksekte ya biraz daha. O benim burama çarptı. Önüme düştü. Bahçenin önüne döküldü komple. Kokusu geldi mi tanıyanlara? Bak. Dedim böyle bir ciğerlerim açıldı. Abi iki gündür bok kokusu içindeyim ve ben diyorum ki hani bir başkalaşımı uğrayarak bu kadar kokamaz ya. Bir kedi medi gidip onun içine sıçmıştır. Ya da bir harbiden bir insan sıçmıştır içine. Karım hani çim nasıl olsa belli olmaz diye bırakmıştır diye düşünüyorum. Böyle bir koku yok. Bir de o koku gitsin diye ben üstüne bastım mı suyu. Onu iyice yaydım böyle bütün mahalleye. Abi kendi başıma bok üretmişim orada. Farkında olmadan. Sonra kürekle mürekle üstüne at üstüne at. Ertesi günde kepçe çağırdım buraya. Kepçe komple bir çöpü aldı, temizledi. 6-7 saat. Bir saniye. Ya sıçtım sıvadım aynı öyle yani. Önce bir boku ürettim. Ben sıçmadan bırakıp sıvadım bir de. 2-3 gündür koku çok iyi ama organik. Evet, ekim yapılabilir. Şimdi oraya gideceğim tek tek domates tohumu moğumu. Yol oğlum, yol orası yani. Eve giriş kısmım. Gelen zaten böyle bir şey oluyor. Abi bir sıçma kokuyor burası ya. Fadetirme girenler. Bir bok kokusu var ya. O bok değil, çim. Devam edebiliriz. Beni bekliyor. İnanılmaz merak ediyordum yıllardır. Yavaş yavaş gidiyorum oraya. Grönland'ın zehirli olabilecek bir köpek balığı türü yiyeceği varmış. Adı Hakarn. Onun kokusu. Aman Allah'ım. Dur kral, bir yemeğim yok. Son lokmam. Bak ben etkilenmiyorum böyle şeylerden de. Şu lokmam bitsin ya. Köpek balığı yiyor gibi hissettim ya. Yemin ediyorum gözlerim yaşardı. Hakarl kötü kokan tofunun üstüne çıktı. Devam koku turuna. Şimdi de İngiltere'den bir yiyecek. Stinking Bishop. Çok kokulu bir peynirmiş. Deneyelim. Ya bu bir şey değil abi ya. Ne olacak, o köpek balığı çok fenaydı. Bakıyorum. Ha, şurada bir şey daha var. Kokla beni diyor. Bu da Fransa'nın yine bir peyniri. Bu peynirler kötü kokuyor ya. Çok fazla şey yapmayacak diye düşünüyorum. Yani peynir kokuları beni çok etkilemiyor çünkü yani peynir kokar. Roquefort mesela, ne yemeği severim. Yani yiyoruz yani biz bunu. Şeyde pizzalarda falan bazen tüketiyorum dört peynirli falan diye. Şu hala köpek balığı bir... Ya bu fırın manyak yemek yapıyor ya. Böyle bir fırın yok ya, ellerine sağlık. Birinci. Yine Fransa'da bir pastörize edilmemiş bir peynir. Bioblouin diye bir peynirin kokusu. Bir şey değil. Bu dünyanın en kötü kokan Kuzey Avrupa yemeklerinden biri. Sürüm Ströming. Daha... Dur lan dur, videodan koptuk.
Önce iğrenç yemekler videoları neymiş çekmiştim o, biliyorsunuz. Satılıyor belli ki bu karşılıklar. Abonelerim de izleyenler de sen Struming yemedin. Nereden biliyorsun? Hiçbiri kötü kokmuyor onun yanında dediler. Bu ringa balığı 6 ay boyunca fermante ediliyor ve konservede fermante olmaya devam ediyor. Öyle bir yiyecek. Ve işte ekmekle mekmekle bana yiyormuşsun patatesle. Fakat açık havada yeniyormuş sadece. Nedenini çok kötü kokması. Kokluyorum. Gözünü sevdiklerim ya. Bu ne olacak? Yok, o kadar da değilmiş. İşte o. Dünyanın en kötü kokan yiyeceği. Bunu test edecektim ama benim ilk tepkimi siz görün dedim. Durian. Daha önce bunun konserve halini yemiştim arkadaşlar bakın. Durian uzak doğuda bir meyve. Özellikle uçaklara falan alınması yasak bunun. Çünkü çok kötü kokuyormuş. Şekli de böyle. Şimdi hareket ettiremiyorum. Göstereceğim size. Gerçekten koklamaya korktuğum bir malzeme. Bakalım Danimarkalıların köpek balığı yemeğini geçebilecek mi? O çok kötüydü. Gözüm yaşardı. Böyle iğrenç bir şey olmaz. Durian kokusu geliyor. Ya ah be abicim be. Yıllarca ben bunu mu bekledim ya? Hiç. Hayal kırıklığı. Şimdi Başar var yanımda beraber geldiğimiz. Gelsene abi. Birine daha test ettirmek istiyorum. Şunu bir koklasana abi. Çok kötü az önce test ettim. Ettin. Aa test etmiş. Yapıştır bakayım. İnsan gözü yaşarıyor ya. İşkence aleti. Bir numara bu köpek balığı Hakar. Ama arkadaşlar bu müzede en çok ne dikkatimi çekti biliyor musunuz? İlkokula giderken haşlanmış yumurta getirmek yasak sınıfı. Ama abi bak o zaten yasaklanmalı. Yani ben de götürdüm. Götüren arkadaşlarım da oldu beslenme saatinde. Abi olmuyor öğlene kadar. Bu yumurta içeride şişiyor. Bir açıyorsun abi. Pert yani sınıf. Çok kötü bir koku o ya. Ha, ben ona onay veriyorum yani yasaklamalılar. Ama yine hatırladım bak sen söyle. Sabah taze bol kaşarlı yapılmış tost ve evde onun alüminyum folyoya sarılmış hali nemden yumuşamış ve taşlaşmış 4 saat sonraki hali. Bayılıyorum ona ya. O böyle ısırdığın zaman kek gibi o. Bazı yemekler bize iğrenç geliyor ya. O da niye öyle geliyor biliyor musun? Çok acıkıyorduk yani. Çok açken yiyorduk onu. Bir de annem üşenmez koyardı böyle yanına 5 tane zeytin, 2 tane domates. Onların artık suyu akmış falan. O yapacaksın o tostu 3 tane. Alüminyum folyoya saracaksın. Pıt. Yok yine domuzu, yok kurbağa, yok böcek möcek falan. Bizim yiyeceklerimiz de... Of ayran yanına evet. Ayran olacak. Bazı insanlara iğrenç geliyor. Burada bildiğiniz salçalı işkembe çorbası var. Meksika'da yapılıyormuş. Halbuki bizde de işkembe çorbası yenir yani muzdala. Bu işkembe çorbasını iğrenç yemekler müzesine koymuşlar. Daha da enteresanı var bu arada. Türkiye'den hem de. Bu arada arkada deneme yaptırıyorlar. Deneriz biz neler yedik. Beni tanımıyorlar. Bak gösteriyorum. Çok sevdiğim bir yemektir Türkiye'de. Daha çok muhallebisini severim ama o şekerlemeler mekerlemeler üstüne konmaz bunlar da. Tavuk göğsü. Tavuk göğsü. Abi birçoğumuz yalancı tavuk göğsüne alışız ya şimdi tabii onlara garip geliyordur. Tavuk göğsü o. İçinde tavuk olup olmadığını tartıştığımız tatlı. Oldu mu şimdi? Ha? Oldu mu? Tavuk göğsü 10 numara tatlı. Sevgili İsveçli, yesen anlarsın. Tavuk aynen göğsünü öyle yiyeceksin. Ağzına hafif gelecek. Tavuk göğsü tatlısının tavuk göğsünden yapıldığını çok geç öğrendim ve benim tavuk göğsü tatlısına bakışım hiç değişmedi. Bayağı iyi, lezzetli bir şey. Ama başka insanlara biraz sıkıntılı gelebilir, bilmiyorum. Adam burada fare yavrusundan şarap yapmış ya. Benim tavuk göğsümü tarantula kızartmasından daha mı iğrenç zannediyorsunuz? Hatta benim et konusunda en sevdiğim yemeklerden bir tanesini de size göstereyim. Ona da iğrenç demişler. İran'da yapıldığını söylüyorlar. Evet, Orta Doğu yemeği. Kelle. Benim en sevdiğim yemek bu be. Yemediğin için bilmiyorum. Bak, bununla benim aram yok mesela. Ben çok kelleci değilim. Gömüyoruz mu? Yani şimdi balut, Filipinlilerin embriyo yumurta yemeğiyle benim kellemi nasıl aynı kefeye koyarsın? Ya da bunu, tarantula kızartması. Ya da habuşu, pirinç şarabı fakat boğa yılanı kullanılarak yapılıyor. Bayağı lıkır lıkır işiyorlar. Daha da enteresanı, şu içeceği benim tavuk göğsümle nasıl aynı masaya koyarsın? 3 tane farklı hayvanın penisinden şarap yapıyorsun. Ya işte kültürler çeşit çeşit arkadaşlar. Bak tavuk göğsü, kelle.
genle insanlara iğrenç geliyor. İğrenç gelen adam tarantula yiyor. İnsanoğlu çeşit çeşit. Bu müzede beni en iğrendiren yemek hangisi derseniz bu derdim arkadaşlar. Biraz şöyle face tracking yapalım. Görüyor musunuz? Fare şarabı. Fare tabii koymuyor böyle şeyler alıştığım için. Hem de yeni doğmuş farelerin şarabı. Niye? Neden? Yavru fareleri alıp fermante edip şarabın içine katıyorlar ve bunu içiyorlar. Sakatata bayılırım ben arkadaşlar, biliyorsunuz. Her tür sakatatı yerim. Fakat şurada gördüğüm sakatat insanı kötü hissettiren bir sakatat. Ben bunu ilk başta şey sandım. Kalamar kolu falan. Ama aslında buymuş. Şimdi de görsel olarak en iğrenç yemeklere gelelim. Mesela Emir kuş gibi. Gagası çorbası. Bundan yedim. 100 yıl yumurtası. Şimdi... Ya bu bir yerde bunun yine videosu vardı bunun ya. Kim çekmişti bunu? Fakat şu çok kötü ya. Baharatlı tavşan kafası, bak şuradan çekeyim. Korkunç gözüküyor. Bu zaten o dediğim kötü kokan tofu. Ama bu kötü görünümlü yemek konusunda bir numara. Koyun gözü çorbası. Moğolistan, Orta Asya. Bizim dedeler bundan yemiş. Görüntüsü kötü ama tadı güzeldir bunun. Bunu böyle... Çocukluğumda gökkuşağı diye bir kaplumbağam vardı arkadaşlar. Öldüğünde çok ağlamıştım. Şöyle bir şey olmuştu. Veterinere ya bırak yenir yani lan. Gelse onu diye böyle ağzına atsan onu var ya, rah diye çıkartırsın ya. Götürmüştüm. Kolları bacakları şişmişti. Veterinere götürdüm. Dedi ki mantar olmuş. Buna suyuna şey atmak lazım. İlaç. Attık ilacı. Oğlum meğer benim gök... Bildiğin Mordor lan o. Kuşağı ölmüş. Veteriner bile anlamamış öldüğünü. 10 gün ben ölü hayvana mantar ilacı damlattım ya. Burada da yiyorlar onu. Ahanda. Aga be. Şimdi de deneyim masasına gidiyorum. Yiyeceğiz bir şeyler bakalım. Bak nasıl aşılıyorlar bak. Ye bundan kanka ye. Şöyle koyayım. Şimdi hepsini deniyoruz. Önce çekirge. Ye. You know what the cricket is? Çekirge. Yiyorum kriketi. You want one? It's okay. It's like sunflower seed. Okay. Bu arada harbiden tadı bunun çıtır çerez ya. Löp löp götürsün. Now the black ants. And it's gonna be siyah karınca. Biraz asitik biraz. Bak yiyorum ha. Yemedi demeyin. Ekşiymiş. Yes, my favorite bugs. Nice. Yeah, bayağı ekşiliği sonradan geliyor. Şimdi de bambu kurtçuğu. Tayland yemeğiymiş. Bambu kurtçuğu. Tabii bak bu böyle harbi belli ediyor ayakları, kafası falan. Bak soğanlı muanlı. Yani bayağı da önemli çevre açısından bambu kurtçuğu. Evet, metalik bir tadı var. Bak işte o metalik tat çok çirkin. Mesela ben bütün ekibe yedirdim ya bunu bir şekilde. Ben de yedim tabi haliyle. Metalik bir tadı var ve ağzından çıkmıyor. Çok güzel bir protein. Ama kızartılmış ya. Tayland'dan gelenlerden de ben yedim. Çikolatalı falan olan hadi bastırıyor ama yine de çikolatalıyı da yesen metalik bir tat kalıyor ağzınızda. I don't like it. Now we come to something nice. Do you like salty caramel? So much. Then you're gonna love this. Yeah? Tastes like a caramelized condensed milk with a bit of salt in it. Tuzlu karamelli süt. İsveç'in bir yiyeceği. There you go. Oo, bu güzel duruyor ha. It's delicious. Right, you get another one. Al bakalım sana bir tane daha. Salty but... And you put this on a sandwich, just like Nutella. Sandviçleri sürülen bir şeymiş, bunu beğendim. Durian, I wanna, yeah. So this is very individual. If you like it, it tastes like mango, papaya, guava, the tropical fruit. If you don't like it, it tastes like compost called bad fish. No compost. If you're in the middle, it tastes like onions or cheese. Yeah, yeah. Tropik bir tadı var buryanın. Centurek, I eat this. You had it before. Yeah, you before. Wanna try it again? Okay. Centurek, ben bundan 10-15 tane yemişimdir. 10-15 tane yemişim. 100 yıl yumurtası. Kokusu iğrenç, tadı normal. Bu arada bu duryan biraz sarımsaklı gibi. Yeah. Make sure to smell it this time. Yeah, centurek is bad, yeah. Almost. But taste not like a smell. No, it doesn't. It tastes more like cream and egg, then like liver, and at the end like sulfur. Yeah. İsveçlilerin havyarı. What are you saying? Balık yumurtası. Balık yumurtası, havyar, yeah. So you can try it just like... Adam bayağı konuşuyor ya. Balık yumurtası. Midem kalktı. Benim hiç midem etkilenmiyor. Ne var oğlum? Bunlar abuk bir şey mi ki şu an? This ringa? No, cod. Cod. Cod diye bir balığın havyarı. İnanılmaz tuzlu. Ama bildiğiniz havyar. And it works really well together with...
Bildiğiniz havyar. This, wanna try it together? Century egg, yani 100 yıl... Lan oğlum bildiğiniz de her sabah yediğiniz havyar lan. Manyak mısın? Yumurtasıyla bu havyarı birleştirince çok güzel bir tat oluyormuş. Burada bildiğiniz degustasyon işine girdik. Her şeyi yersem aferin. Aynen. O neydi o? Gözde yiyordunuz da sabahları. Neydi o? Rick and Jordan ya. Seni sevdiğim bir ayrı bir şey daha vardı, anlatıyordun. Sabah kahvaltı ekmek yoktu. Havyar yedik dediğiniz. Ben alacağım. Here you go, buddy. Okay. Havyarın tuzunu aldı yüzyıl yumurtası. Havyar da yüzyıl yumurtasının kokusunu bastırdı. Baya güzel bir bileşim oldu. İsviçre'den Sonaris diye bir şey. Bakın şu. Yine ekmeğin üstüne sürülen. Böyle çok karışık. Böyle işte soya sosu, birkaç bitkisel şey falan. Gerçekten kötü bir yiyecek bu. Ama... Very salty. Yani. I don't like it. There's an Australian version. Let's see if you like a British one. Yeah. Avustralya'yı yedik, aynısının şimdi İngiltere'lisini yiyeceğim. Tuzdan daha tuzlu. Yani burada da şey var, şimdi göstereyim size. Böyle bir yiyecek. Yani dokusu şimdi hiç konuşmayalım neye benzediğini. Kavunlu bir içecek ama dokusu çok kötü. Nice, good. Bir de böyle damlatıyor falan. Cheese from Lower from Switzerland, from our people. It's called Bonvini. Best smell, but good. Now, my favorite cheese. Basayo al Pasito from Northern Italy. Just like... Basayo. What for? Okay, bu da Basayo al Pasito diye bir Güney İtalya peyniri. 3 hafta şarapta fermante ediliyormuş. Erzincan tulumuna benziyor. Ağır bir peynir. Peynirlerden çok... Fırından yeni çıkmış ekmeği banacaksın yani. Onu böyle ekmekle alacaksın o peyniri. Ezerek böyle atacaksın ağzına. Arkadan bir siyah zeytin tüküreceğim, bitti. Yanına da bir çay. Gidiyoruz. Bu da yine İtalya'da bir dizi cheese olsun. It's also cheese. Keçi midesinde yapılan bir peynir yiyeceğiz şimdi. So you cut it out from the goat. Bunlar bize koymaz. Yeah. It's cute on stomach. Tastes like a mix of sheep cheese. People say it tastes like vomit. Vomit. Aa, tadı kusmuğa benziyormuş. Çok kötü. Bunu yemeyin arkadaşlar. Thank you. Cool thing about this. This is the oldest type of cheese in the world. Yalnız dayı film gibi anlatmıyor mu ya? Bak hangi ürün verirsen bu dayı satar. Alacaksın bunu, ürün müdürü yapacak, satış müdürü yapacaksın. Ataküte. Ya bildiğin şey gibi adamın anlatımı ya. Hani merhaba, aslında bokla çevrilmiş bir şey ama içine işte karınca istikleri de çürümüş fare ayağı attık ama o delicious yani, çok güzel bir tadı var falan, yersin. It was invented 6,000 years ago, the first cheese in human history. Dünyanın ilk fermente peyniriymiş arkadaşlar bu. Ve bütün peynirler bundan yola çıkarak yapılmış. Ama ilk peynir çok kötü. I don't like it. Yeah, yeah. As I always said, the prototype is always shit. Yeah, prototype, then, yeah. Now comes my favorite. Hmm. So you're from Turkey. You like şalgam, right? Yeah, şalgam. Turşu yeah. suyu. Polonya'nın bir turşu suyu. Bunun da dokusu çok kötü arkadaşlar. It's good against constipation, diarrhea and hangovers. Bir arkada kustağımına koyayım bak. It's good against constipation, diarrhea and hangovers. Turşu suyu. Ama şişeyi göstereyim size. Olay şu. Güzelmiş, fena değil. Lahana turşusu suyu gibi. Now back to bug. Yine geldik larvalara. So now we have roasted milos. This is, yeah. I think it's unkurdu. Unkurdu, ha unkurdu. Abi. Morikurdu. You can speak Turkish? I looked up the names. Yeah. Bu un kurdu. Arkadaş da böyle unkurdu. İsimlerini, Türkçelerini bütün dillerde ezberlemiş. Tamam. I eat before. İşte burada iğrendiğim kısımlar giriyor devreye arkadaşlar. Here goes a diving beetle. They live underwater. Dalgıç böceği. Dalgıç böceği. Bu harbi ben de sevmem mesela bu böceği. Dalgıç böcek. Dalgıç böceği. Bunların tadı yok ya. Bu da metalik tat bırakır. Yedik yani. Nothing special. Yani daha iğrençlerin. Hakarl. O çok kötü kokan yemeği yemeye geldi sıra. Yeah, okay, try it. So, have you ever been to Paris? Yeah, Paris. It smells like Paris. Yeah. The trick... Paris gibi kokuyor. Because when you eat it, keep your mouth closed. So don't open your mouth until you swallow it. Hmm. Make sure to chew it properly. Hmm. Lan oğlum geçen hafta yiyip gidiyorsunuz ya Paris. Normal balık gibi tadı. Fakat nefes aldığınızda iğrenç koku ciğerlerinize doluyor.
Fermented herring from northern Sweden. Fermented herring. So where in Turkey are you from? İstanbul. İstanbul. Yeah, so you eat fish all the time. Yeah. It smells like wet fart. İsveç'in o dediğim kötü... It's like osuruk. Hani o böyle... Hani kokusu dışında hafif böyle bir açık kahverengi iz bırakan pırt şekli. Yani beyaz donla özdeştiği zaman böyle bir hare bırakır, böyle bir çizgi bırakır. Islak osuruk. Tu kokan ringa balığı. O sessiz ölüm. Şeyde konservede olan. Good. Hani böyle bir ay sıçtın mı diye böyle bir korkutur ya. Sıçtın mı lan ben acaba dedin. Tam o işte. Ya anlamamız lazım yüz ifadesini. Yeah, like a fish. And now salt licorice. Every foreigner hates this, but it's the most popular type of candy. Yeah, but if in there's a pork, I don't eat. No pork. Yeah, it's haram. But we have pork-free licorice. So you want to get away from it. Salt licorice bir içinde jelatin falan da olan bir yiyecek. Bakın şu. Söyledim içinde hani domuz varsa yemem dedim. Ama helal olanı da varmış. Domuzsuz yani bitkisel jelatinle. So salty. Güzel bir tatlı ama aşırı tuzlu. Okay. And now we get to the chili sauces. If you want to ruin your day, here we go. Bu acıları denemeyeceğim ya. Bu arada zor iş ha. Böyle hepsini arka arkaya tadmak bütün sistemi çökertir bak. Ben söyleyeyim kesin cırcır olunmuştur ya da mide bozulmuştur akşamında ya. Hepsini denedik. Gördüğünüz işte arkadaşlar böyle bir yer. Bayağı güzeldi. Bayağı ilginçti daha doğrusu güzeldi demek yerine. Onu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar şimdi hepsini yediğim için şu çarkı çevireceğim. Bu çarkı çevirdikten sonra da bir hediye kazanacağım. Okey. Hakka. Hediyeler de yani. Gizemli böcek. Kazandım buna. Bakalım ne gelecek. Şu kırmızı ne? Ooo en acı bir şey. Gizemli böcek. Oh, nice. Gizemli böcek geldi. You get to eat the extra special insect. Yeah. What is this? You don't know because it's the mystery insect. Yeah, gerçekten gizemli böcek geldi arkadaşlar. Ne olduğunu bile bilmiyorum. Yiyeceğiz bakalım. Girdik bir topa. Ha, ağaç kurdu bu yerlilerin yediği. Same taste. Same taste? Yeah. This one has a little bit of coconut. Yeah. Evet, biraz coconut. Yani Hindistan cevizi tadı da var. Zaten Hindistan ceviziyle besleniyorlar. İşte şimdi arkadaşlar, bütün buradaki her şeyi yediğim için bana böcek yedirdiler ödül olarak. Mesele bu. Bu arada İsveç'teki bu yer gerçekten inanılmaz bir yer. Hepinize bu deneyimi aktarmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada çok güzel videoymuş ya. Değişik işte. Bu tip yerlere gidip görmek lazım ya. Bir şekilde deneyimlemek lazım bunu. Yani... Böyle nasıl bir kopuyorsun değil mi böyle ya? Başka bir diyar yani. Şeyi çok özlemişim. Müze kültürünü böyle bir şeyleri incelemek, o garip garip şeyler tek tek böyle. Bak hepsinin bir geçmişi var, bir anlamı var, bir şeyi var. Çok iyi bir hissiyat o. Hay böyle ödülün. Verdiği böcek de bir şeydi. Ben daha böyle iğrenç böcek beklerdim. Akrep makrep. Video acıktırdı. Ya oğlum Paris ya. Paris'in kokusu. Güzel videoymuş. Bir like'ımız var. Burada neye patlamış? Bu ne ya? Neremize?